Manuel Kant geleneksel dinlerin öğütledikleri veya tembih ettiklerinin dışında insanların nasıl kendinden iyi ve nazik olabileceğini anlamaya çalışan bir filozoftu. Kant 1724'te Prusya'da, o dönemki adı Königsberg olan bir Baltık şehrinde dünyaya geldi. Günümüzde Rusya'ya ait olan şehrin şimdiki adı Kaliningrad. Kant'ın son derece mütevazı bir ailesi vardı. Babası eğer ustasıydı. Hiçbir zaman çok parası olmadı ama çok sade bir yaşam süren Kant bu durumunu mesele etmedi. Tam maaşlı bir profesör olduğunda artık 50'li yaşlarına gelmişti. Ve ancak o dönemde nispeten refah bir yaşama erişti. Kant'ın çok dindar ve katı bir ailesi vardı. İleriki yaşlarında Kant hiçbir geleneksel dine inanmadı ama dinin ailesinin yaşadığı güçlerle baş etmesinde ne kadar büyük katkısı olduğunun her zaman farkındaydı. Dinin toplumun kaynaşma ve birlikteliğinde besleyici bir yönü olduğunun bilincindeydi. Kant kategorik buyruğun kendi aklımızın sesi olduğunu savundu. Mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde inandığımız her şey bu kapsamda algılanmalıydı. Kendi akıl ve mantığımızın bize koyduğu kurallar bütünü. Kant kategorik buyruk konusundaki görüşlerini siyasi alana da taşıdı. Kant, din konusundaki görüşlerini salt aklın sınırları içinde din adını verdiği kitabında topladı. Burada tarih dinlerin içerikleri bakımından bütün söylediklerinin yanlış olmasına rağmen ahlaklı yaşamanın gerekliliğini telkin etmekte haklı olduklarını, bu gerekliliğin halen sürdüğünü dile getirdi. İşte böyle bir bağlamda Kant, muhtemelen hala ünlü olmasına sebep olan şu fikrini geliştirdi. Kategorik buyruk adını verdiği bu tuhaf terimi ilk olarak ahlakın metafiziğinin temellendirilmesi gibi adı bile göz korkutan kitabında kullandı. Kitapta öyle bir ilke göre hareket et ki her zaman aynı koşullar altında aynı şekilde davranabilesin ve bu davranışın aynı zamanda evrensel bir kurala dönüşmeli görüşünü savundu. Devletin asıl ödevinin özgürlüğü güvence altına almak olduğunu inanıyordu. Öte yandan geleneksel olarak özgürlüğün tanımlanmasına büyük bir hata yapıldığını da düşünüyordu. Özgürlük, canımızın istediğini, aklımızda eseni yapabilmemiz şeklinde özgürlükçü bir yaklaşımla ele alınmamalıydı. Sadece en iyi huylu şekilde davranıyorsak özgürüzdür. Başkalarının veya kendi tutuklarımızın yönlendirdiği şekilde yaşadığımız müddetçe hepimiz birer köleyiz. Kant'ın ifadesiyle özgür bir irade ve ahlaki kanunlar altındaki bir irade tek ve aynıdır. Kant'a göre güzellik, ki kendisi güllere, şaraba, elma ağaçlarına ve kuşlara bayılırdı, bize çok özel ve önemli bir yoldan keyif verir. İşimizdeki iyiliği bizi hatırlatır ve bizi daha olmaya teşvik eder. Yaşamamızdaki pek çok şeyin aksine güzelliği olan sevgimiz, Kant'ın ifadesiyle çıkarsızdır. Bizi sığ ve bencil kaygılarımızdan uzaklaştırır. Ama bunu katı ve talepkar bir havayla değil, çok büyüleyici ve keyifli bir yoldan yapar. Doğanın güzelliği, ortak evrensel varlığımızı bize durmaksızın sessizce ve ısrarla hatırlatır. Güzel bir çiçek, bir yorgun çiftçinin de, bir prensin de hoşuna gider. Bir kırlangıç zarifçe havalanması, küçük bir çocuğu da, en eğitimli profesörü de hayran bırakır.